armatür kusurlarından kaçtı ne yapacağız Hasan Hocam? 20 tane yetiyor bizim akülde. Anladım. Direkt üzerine monte edeceksiniz değil mi bunları? Kanalın altına monte edeceğiz. Onlar da sökülecek. Normalde piyasada bunlar 1.2000 metre saçtan yapılmaz. Ya 1.08'likten yapılır. Ama bizim elimizde vardı. Bir de şimdi 0.8'lik saçı lazerde kesmek biraz sıkıntılı oluyor. Özellikle eğer basınçlı hava kullanmazsanız. Çünkü piyasada basınçlı hava kullanan şeyler var, tezgahlar var. Yani azot da kesiyor, nitrojen de deniyor buna. Bunun şartlandırıcısı yani kompresörü çok pahalı. Yani 5000-6000 dolar civarında. Bizim öyle bir imkanımız yok. Ya da piyasada ne yapıyorlar? Bunları parça kesiyorlar. Evet, çok parça. Daha pratik hızlı daha oluyor. Yani imalatı öyledik. Ama bizim elimizde bu saç olduğu için bunu değerlendirdik. Yani biraz ağır oldu haliyle. Kompresörlü lazerin avantajı ne? Ben biliyorum da. 2 milimetreye kadar olan saçları havayla kesebiliyoruz. Şimdi aslında hava dediğimiz, şimdi havadaki %78 oranında azot mevcut. Şimdi normalde lazer kesimler ses. Ses biraz alalım kulaklığı. Sesiniz az duyuluyor. Şimdi iki çeşit, iki şekilde kesim yapılıyor lazer, fiber lazerlerde. Ya azotla kesim yapılıyor ya da oksijenle kesim yapılıyor. Şimdi azotla kesmek single dediğimiz uçlarla yani memelerle yapılıyor ve kesim aralığı çok daha dar, ince ve yüksek hızlarda. Yani normalde oksijene göre 5-6 kat daha hızlı kesim yapabiliyoruz. Fakat buradaki dezavantaj şu, azot çok hızlı tükeniyor. Çünkü yüksek basınçta evet. Yapılıyor. Yani oksijende 0.6 barla kesim yaparken azotta 8 barla kesim yapıyoruz. Çok da pahalı İstanbul. Tabii hem pahalı. Onlar genellikle 12'şerli ünite şeklinde getiriliyor. Ticari olarak mümkün. Yani adam bunu kazanıyor ama okullarda, eğitim amaçlı okullarda biraz zor. Ya da dediğim gibi şartlandırıcılı, özel kimyasal şartlandırıcılı yüksek basınç yani 15 bar basınçlı kompresörler kullanılıyor. Eğer seri imalat yapıyorsa kompresör daha avantajlı. Adam çünkü 2 milimetreye kadar yani azot parası vermiyor. Ama tabii yani onu amorti ediyor sonuçta. 1-2 yılda amorti ediyor ama bizim öyle bir şey çekiyoruz. İş kalitesine göre tercih meselesi. Tabii yani biz bir ara fiyata almıştık. 5500 dolar demişlerdi bize kompresörü. Ya daha yüksek tabii daha fiyatlı kompresörler de var. Avantajı bu. Evet. Sıfır maliyet. Yani amorti ettikten sonra sıfır maliyetle kesim yapabiliyor. Burada da çok ihtiyacımız yok zaten. Türkiye'de bu upband tezahürlerde duayen oldu. Yeni fabrikalar da kurulmuş. Çok hoşuma gitti. Ürünlerini inceledim. Şimdi evet. Burada marka tabii, söylemeyeyim de. Firmazlar herkesin ulaşabileceği aslında fiyatlar burada. Bursa'da bir firma zaten. Hasan kardeş. Açıkçası mesela yani Baykal'ların ve Baykal'da mesela arayüzünü gördüm. Hem Giyotin'de hem Upcount Press'te mesela Baykal'ın arayüzünü ben daha pratik buluyorum. Doğrudur. Durmazlar biraz daha şey karmaşık ona göre. Ama bir firma daha vardı. Geçen gördüm. A ile başlıyordu. Yani biraz bayağı yüksek. Yani şöyle söyleyeyim. Tonajlar yüksek makinaları yapıyorlar. Durmaz'ın iki katı fiyat aralığında yani öyle söyleyeyim. Yani Baykal'lar Durmaz'ın 1.5 katıysa o 2 katı. Yani daha yüksek. 10 milimetre büküm yapan upcount'ını gördüm onların. Oldukça da yüksekti. Daha başkaları da varmış da.
12 metre. Her okulda var mı bu? Kaç tane? Bu bir projeydi. İstanbul'da ben yanlış hatırlamıyorsam 5 okula verilmişti. Kullanabilecek beceriye sahip kişi. Yani birazcık merak işi olmuş. Aferin çok sana da tebrik ediyorum seni de. İyi sardın sen bu işi. Hakkını veriyorsun. Burada da duayen oldum. Tabii merak olmayınca bir anlamı yok. Bütün işler merakla başlar. Aslan hocam. Değil mi? Biraz tabii yabancı dil de önemli burada. Araştırırken yabancı dil çok avantaj oluyor. Yani ben hani bakmadan önce Bulgarca, Rusça da biraz bildiğim için çok onlardan çok yani Rusça mesela Rusya'da Avrupa'da da durmazlar çok var. Özellikle Makedonca çok videolar izledim bununla alakalı. İngilizce videolar izledim. O dil de biliyorsun. Yani anlıyorum biraz. Vallahi yani. Dil değildir ya. Ne dersen de. Her gittiğin yerde karşına çıkıyor. Evet. Bir de şimdi biz hani MYK'lara da hasbelkader gidiyoruz. Oradaki ustalardan da çok şey. Tabii. Ben mesela işin içinden çıkamadığım bazı durumlar oluyor. Teknik destek alıyorsun. Fabrikada aynı arayüzü makine var. Soruyorum hemen ustaya, diyorum ya böyle bir problem var, nasıl çözüyorsunuz? Bu anlatıyor, hocam biz bu şekilde çözüyoruz diyor. Orada mesela alıyorum hemen. Yani sanayla iç içe olmanın en büyük avantajı da bu. Koordinatörlük için gidiyorsun, ziyaretlere gidiyorsun. Tamam. Ya da onlar geliyor, inan birikimden çoğunu fabrikalardan alıyorsunuz. Yani bir fil oradan alıyorsunuz. Yoksa teknolojide, kitaplarda geçen aynısı, bunu anlatsanız öğrenciler çok faydalanmayacak. O yüzden zaten geziler yapıyoruz. Ya da işte öğrettiriyoruz. En son bir büyük firmaya geziye götürdüm. Çocuklar yaklaşık 10 küsür tane makine yerinde gördü. Aa bu makineler varmış demek ki. Sanayi işbirliği çok önemli okullar. Eğer okullar sanayi işbirliğine o koordinasyonu eğer sağlayamazsak yani zor. Okulda yani bir yere kadar biz eğitim verebiliyoruz. Bir kere imkanlarımız yok yani. İşte yani çocuk mesela ben şimdi siz gelmediğim önce çocuklara çağırdım burada. Sınıfa gittim. Dedim bakın akran testi iş yapacağım. Çalışmak için değil. Eğitim amaçlı kim gelmek istiyor? 4 tane öğrencim geldi sınıfa. Beraber planlamasını yaptık. Çok programlaması güzel. Yaptık. Anlattım. Bakın dedim şu hükümlerde şöyle bir hüküm yapacağız. Kapalı bir hüküm yapacağız. Onun için işte press konferansı seçmemiz gerekiyor. Önce şu hükümü önce yanları bükmem gerekiyor ki aralara girsin. Bunların hepsi mesela çocuklar gördü. Sonra şimdi sınava gittikleri için burada değiller. Bu işi mesela çocuk bir defa görecek. Yani ben bu işi bir defa yapıyorum. Bir daha lazım olduğu için yapıyorum. Bir daha yapamayacağım. Aynen. Yani çocukların da avantajı var. Yani böyle bir apkantres olmasa ve biz buna söylememiş olsak çocuk buna şahit olamayacak. Tabi tasarım aşamasında da bulacak. Aslında bir nevi çözüm. Biz bunları yine çocuklara boyayacağız. Birlikte çözdünüz, birlikte ürettiniz, evet. Birlikte tasarladınız. Siz de boyayacaksınız. Statik boya fırınımız var. Çocuklarla beraber statik boya yapacağız bunları. O ne güzel. İç içe zaten. İç içe. Yani bunun difüzörünü de buldum ben bir yerde. Öyle mi? Toptan satıyor. Rica ettik okuldan, işte okulda bize bir plaka lazım dedik. Bir plaka normalde satmıyorlar sağ olsunlar. Bize yardımcı olacaklar. Difüzör dediğimiz şeffaf kısmı da nedir? Üstündeki şeffaf kısmı difüzör deniyor. O olmadan led birazcık daha böyle gözü alıyor. Bu dağıtıyor, soft hale getiriyor ışığı. Bükülebilir cinsten mi? Yok değil. Değil mi? Plaka şeklinde alıyoruz biz buraya. Yo bazıları bükülebilir türden oluyor da o malzeme. Yo yo apkantta büküyorlar. Ben kendim de şahit oldum ama çok pahalı. Çok pahalı. Toleransı da %1.5, %2 arası. Yani 90 derece. Yo aynı bıçağı kullan. Tabii 90 derece büktüğün zaman yarım saat, bir saat sonra 88 veya 92 artık açıyor ona göre vereceksin. 92 vereceksin ki bir saat sonra 90 derece düşebilsin. Ya yani PVC'nin bir türü, öyle diyeyim akrilik bir malzeme ama çok pahalı bir malzeme. Dolar bazında satılıyor, çok pahalı. Özel projelerde kullanıyorlar. Ben Afgan tensiyalarda bu plastik sektöründe kullanılan ürünlerin büküldüğünü orada şahit oldum. Kırılmıyor, baktım kırılmıyor, iz de yapmıyor. Bir de üzerinde koruyucu şeffaf malzeme var. Videolarımda da yayınladım ben hatta onu. Yerinde görsün de ziyaretçilerimiz. Size çok güzel eğitim de verdim. Hatta bizim öğrencimiz çıktı. Evet. Bizim okuldan mezun bir öğrenci çıktı. Kendi öğrencimden eğitim aldım. Çok hoş bir şey.
Hocam eline sağlık. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum.